Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle EV Generator isimli script'i konuşacağız. Script'in yaptığı iş modelinizin üzerine böyle sarmaşıklar sardırması arkadaşlar. Bakın şöyle güzel güzel örnekleri var. Şimdi bu script'i kullananlar eminim ki vardır daha önceden ama eski versiyonunda sadece 2018'e kadar kullanabiliyorduk. 2019-20-21 versiyonlarında kullanamıyorduk. Lakin şu isimli bir arkadaş, sanırım ismi bu script yazanın, bu script'in yeni versiyonunu yazdı ve yayınladı arkadaşlar. Biz de onun sitesine şöyle girdik ve buradan indirip nasıl kurulacağını ve kullanılacağını işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bu siteye girmeliyiz. Bu sitenin linkini aşağıda videonun açıklamalar kısmında yapıştıracağım. Sitenin aşağılarında, bayağı aşağılarında arkadaşlar, şuraya mail adresimizi yazıp download dediğimizde script'i indiriyor. Şöyle isimli bir script arkadaşlar. Script indikten sonra böyle bir RAR halinde saatlik klasöre çıkartıyoruz. Tabii bunun için 1000 RAR'ın yüklü olması lazım. İçine giriyoruz arkadaşlar. Burada bir readme var. Şimdi buradaki readme dosyasını açtığımızda bize ilk öncelikle şu GUP uzantılı dosyayı şu klasöre yapıştırmamızı söylüyor. Yani hemen uygulayalım arkadaşlar. Sonu GUP ile biten. Tabii hangisini 3 tane var. Hangisini alacağız? Ben 2020'ye yükleyeceğim için bunu kopyaladım arkadaşlar. Sonra 3D Max'e gelip sağ tık dosya konumunu aç diyelim. Bunu plugins'e yapıştırmamızı söylüyor. Buraya yapıştıracakmışız arkadaşlar. Şuraya sağ tık yapıştır diyerek yapıştırıyoruz. Ben de daha önceden yapıştırdığım için hedefteki dosya değiştir yazısı çıktı. Size çıkmayacaktır arkadaşlar. Ama şuna devam yazısı çıkabilir. Buna devam diyeceğiz zaten. Tamamdır. Şimdi bir sonraki adımda ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Ona bakalım. MCR isimli dosyayı bu sefer Scripting Startup klasörüne yapıştırıyormuşuz. MCR'yi kopyalıyoruz. Tekrardan buraya sağ tık dosya konumunu aç. Bu sefer Script klasörüne gireceğiz. Burada da Startup'ın içine gireceğiz. Buraya sağ tık yapıştır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki yapacağımız işlem MSE uzantılı dosyayı da Scripting direkt Script klasörüne, bir dakika. Evet, MSE'yi direkt Script'in içine yapıştıracağız. Şöyle alacağız. Kopyala. 2020'ye sağlık dosya konumunu aç. Burada script'i bulacağız. Şunun içine direktmen yapıştıracağız arkadaşlar. Bakın şöyle olduğu gibi. Bu da tamam. Bir de fotoğraflar var arkadaşlar. Fotoğrafları da maps içine yapıştıracağız. Nasıl yani? Bakın şu klasörün içine gireceğiz. Maps'in içine gireceğiz arkadaşlar. Bunları sağ tık kopyala diyeceğiz. Tekrar 3D Max'e sağ tık dosya konumunu aç deyip burada maps klasörünü bulacağız. Ve buraya sağ tık yapıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bu arada hazır buradayken şuraya sağ tık adresi metin olarak kopyala diyeceğim. Çünkü birazdan işime yarayacak. Tekrar bu adrese gelmek istemediğim için bunu yaptırdım. Ve 2020'mizi açıyoruz arkadaşlar. Evet, 3D Max açıldığında arkadaşlar script'i çalıştırmak için scripting ve run script diyoruz. Ve buradaki GT Tools EV MSE'ye çift tıklıyoruz. Script'imiz bu şekilde geliyor. Şimdi bir test yapalım. Play'inimi çiziyorum. Teapot'ımı da çiziyorum bu şekilde arkadaşlar ve script'i çalıştırmak için seat location'ı seçip bunu bir yere yapıştırıyoruz böyle. Bakın F3'e basarsak daha rahat göreceğimiz bir yıldızımız meydana geldi. Bu yıldızı şöyle teapot'a biraz daha yakınlaştıracağım arkadaşlar. Yıldızı, yani bu yıldız ne manaya geliyor arkadaşlar? Seat'le yapıştırdığımız yıldız. Sarmaşığın nerede? Sarmaşığın kökünü belirtiyor arkadaşlar. Sonra da Grow EV'ye basıyorum ve bu şekilde arkadaşlar sarmaşım büyüyor, büyüyor ve çaydanlığımı kaplıyor, sarıyor. İstediğim zaman da burada tamam yeterli artık diyorsam buraya basıp sarmaşı durdurabiliriz. Bundan sonra ne yapacağız? Şu ikinci sekmeye gelip burada arkadaşlar ilk önce Draw Mesh diyerek branşları, yani şu dalları çizmiş oluyoruz. Create Leaves diyerek de yaprakları yaratmış oluyoruz arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? İlk öncelikle bir test ışığı yapmak için arkadaşlar şuraya bir tane dim light koydum. Bir tane koyalım, iki tane değil. Sağ tık wireframe buffer diyerek ve play diyerek bir test edelim. Şimdi böyle duruyor. Bakın yapraklar falan gözükmüyor böyle. Çünkü fotoğraflar gözükmüyor arkadaşlar. Bu sorunu çözmek için arkadaşlar Relink Bitmaps'i kullanacağız. Bu bir script'tir arkadaşlar. Nedir, nereden indirilir ve nasıl kullanılırla alakalı videoyu şuradan, yani videonun sağ üst köşesinden bir yerden bir şey çıkacak, ona tıklayarak veyahut da videonun altındaki linke tıklayarak Relink Bitmaps ile ilgili hazırladığım dersi izleyebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar Relink Bitmaps açınca bakın burada şeyler var, hatalı dosyalar, missing file'ler var. Bunları tanıtacağız. İşte bu dosyanın linkini, yani şuradaki adresin linkini kopyalıyorum.
Sağ tık, bakın şu boşluğa yazıya değil lütfen. Yazıya tıklarsanız zaten adres değişir. Şu boşluğa sağ tıklayıp adresi metin olarak kopyala diyoruz. Ve şuraya basıyoruz arkadaşlar. Şuraya da tıklıyoruz. Buraya Ctrl V ile adresi yapıştırdım. Select folder ve add diyoruz. Artık bunu seçip linklediğimizde bakın hatalı dosyalar listesi yok oldu. Artık tekrar sağ tık reframe buffer dersem bu şekilde geliyor. Tabii şu anda biraz acayip duruyor arkadaşlar sarmaşığımız. Çünkü ya ışığı falan kaliteli yapmadım. Sadece çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test ettim. Videonun ileriki derslerde bunlarla alakalı daha da detaylı videolar hazırlarız. Şimdi nasıl yüklenir ve nasıl kullanılır ona baktık. Şimdi buradaki ayarlara bir dönecek olursak arkadaşlar. Bunların üzerine çok konuşmaya gerek yok. Çünkü sağ olsun şu arkadaş baya baya arkadaşlar hani bu ayarların ne olduğunu söylemiş. Yani burada neyi anlıyoruz biz? Vector Influence değerlerini şu değerlere getirirsek 3 değerini de bakın sarmaşık yukarı değil aşağı doğru gidiyormuş. Bu değerlere getirirsek 3 değeri Vector Influence'un bu 3 değerini bu sefer sarmaşık sağ aşağı doğru akıyormuş vesaire. İşte Max Floating Length'i artırmak bakın ne işe yarıyormuş. Bunları böyle anlayacağımız şekilde görselleştirmiş. Script'te hazırlayan kişi sağ olsun. Şimdi arkadaşlar dilerseniz artık 2021'e nasıl yükleyeceğiz buna bakalım. Tabi bunu yükleyebilmek için 3D Max'in yine kapalı olması lazım arkadaşlar. Tekrardan şeye gelecek olursak şu readme'ye GUP isimli plugins'i yapıştıracakmışız. Tabi burada 2021 yok ama ben bunu sattık copy diyerek arkadaşlar 2021'e yüklemeyi deneyeceğim. Dosya konumunu aç. Burada plugins'i bul. Şöyle plugins'iymiş bu. Plugins yazacak arkadaşlar. Sağ tık yapışır diyerek bunu yapıştırdık. Bu tamam. Kapatalım. Bir sonra yapacağımız işlem MCR'yi startup script startup'ın içine kur. MCR'yi kopyala. Dosya konumunu aç. Script içerisindeki startup'ın içine yapıştır. Yapıştırdık. Bir sonraki yapacağımız işlem MSE'yi script'in içine kur. MSE'yi kopyala. Script'in içine direktmen yapıştır. Devam. Yazıya tekrar bakacak olursak bir de Maps klasörünün içine girip şuradaki görselleri buraya yapıştırmamızı istiyor. Bu sefer klasörü yapıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Yani Running Bitmaps'e gerek kalacak mı onu merak ettiğim için böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi 2021'i açıyoruz. 3D Max 2021'i. 2021 açıldı arkadaşlar. Tabii hiçbir değişiklik yok 2020 ile aralarında. Sadece burada yazılarının farklı olması. 2020 yerine 2021 yazması haricinde bir değişiklik yok. 2021'i indirdim arkadaşlar. Kurcaladım ettim. 2021'in yeniliklerini incelediğim videoyu şuradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane plane çizip bir tane teapot çizelim arkadaşlar. Ve scripting bölümüne gelip run script diyerek scriptimizi çalıştıralım. Seat low diye seat location diyerek arkadaşlar seat location diyerek noktamızı şuraya yerleştirip belli bir yere yerleştirdikten sonra şuradan grow tuşuna basıyorum ve sarmaşık yine yukarıya doğru çıktı. Ve burada tekrardan stop dedim. İkinci bölüme gelip şu tuşa basıp dalları oluşturduk. Bu tuşa da basıp arkadaşlar yaprakları oluşturduk. Ve bir test ışığı koyuyorum yine Doomlight. ESC. Sağ tık bir reframe buffer diyorum. Play tuşuna basıyorum. Bakın burada yine yapraklar çıkmadı. Ama bu sefer elimizde link bitmap script yok. 2021 içerisine kurmadım. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir şey yapıyoruz. Shift T. Shift Trabzon kısa yollarına basıp şuradaki tuşa basıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sarmaşın kullandığı fotoğraflar burada pasif görünmüyor. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? 3D Max 2021'e sağ tık dosya konumunu aç diyorum arkadaşlar ve buradan evet Maps'e geldik. Burada da arkadaşlar Maps'in içine girdiğimizde sağ tık adresi metin olarak kopyala diyoruz. 3D Max'e tekrar döndüm. Şunları şöyle seçeceğim arkadaşlar. Sağ tık set pad ve sağ tık paste yani yapışır deyip okey dediğimizde bakın buralar artık ok yazdığı için düzelecektir. Sağ tık reframe buffer diyerek de test edebiliriz.
Bu videolarımızı faydalı buluyorsanız arkadaşlar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten 3T Tasarım Okulu Facebook grubumuza da üye olabilirsiniz. Bu Facebook grubunun linkini aşağı koydum arkadaşlar. Rahatlıkla tıklayıp üye olabilirsiniz. Tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.